Dün yerel basına vermiş olduğumuz açıklamaya binaen, bu açıklamamız karşılığında arkadaşlarımız kapımızı çaldılar. Onun için buradalar. Şimdi evvela geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu 4B sözleşme personel sınavında maalesef 2 gün önce sosyal medyada rahatsız edici mesajlar geldi, kullandı. Şöyle ki, Van Merkezi Mülakat Sınavı'nda Bitlis ve Ağrı milletvekillerinin sınava dahil olduğu namzetler hakkında tavsiyede bulundukları yönünde. Bizi tabii o tarafı en başta ilgilendiren taraf ama bir diğer yönüyle de Erzurum'da bu sınava dahil olan namzetlerimizin başarı oranının maalesef düşük oldu. Yani %15 kesinleşmemiş şekilde, yani resmi kesin bir yüzde ya da rakam gelmedi ama şeklinde %15. Yalnız bazı illerimizde, Trabzon, Van, Sivas, Antalya ve benzeri birkaç il daha var. Buralarda başarı oranı %90. Olabilir mi? Olabilir. Elbette olabilir. Yani Allah çalışana verir. Yalnız şu, şimdi Erzurum'umuzda dereceye girmiş, Türkiye'de dereceye girmiş. Namzetlerimiz maalesef başarı gösterememiştir. Şu an büyük camilerimizde vekillik yapan yine imam hatiplerimiz maalesef başarı gösterememiştir. 80-90 arası yazılı sınavda alan sonuç alan kardeşlerimiz maalesef sözlü mülakatta 50-60 arası not almış. En fazla olan 70 alan da var ama ne hikmetse geçeceği bu barajda bir puanla takılmış. Şimdi elbette buna bizim bir itirazımız var. Şöyle ki, önce Erzurum usulüyle bakıyoruz. Hemşerilerimiz vermiş olduğumuz emeklerin mutlaka bir karşılığı olmalı. Şimdi biz bu konuda kendi duyarlılığımız Erzurum'umuz için bir kamuoyuna bir ifadede bulunduk. Basına yazılı bir açıklamada bulunduk. Bunun üzerine de biz konuya muhatap olan kardeşlerimiz ziyarete gelmiştir. Her şeyden önce şu bilimler, bu kardeşlerimiz bir partizan değil. Parti amaçlı da burada değil. Yolda giderken düşüp ayağınızın sandalyeye düştüğünüzü, yanınızdan geçen birinde ya Rabbimiz, yani insanlık adına dönüp sizi kaldırdığını düşünün. Yardım edin. Bu kardeşlerimizin yanında durmamız gerektiğine inanıyoruz. Bütün şehrimizi de buna davet ediyoruz. Alakalı. Çünkü biz bugüne kadar ticari olarak, ticareten de, yatırımlarda da, bu tarz atamalarda da maalesef hep söylenir. Bu da yani gladyo gibi çok bilinmez, görünmez ama adını çok duyarız. İşte Karadeniz bölgesi, Güneydoğu bölgesi, buna benzer bölgeler hep çok tıkandık maalesef. Artık bunlara bir dur deme zamanımız geldi. Şehir olarak emeğimizi, hakkımızı almak, istemek zamanı geldi. Onun için bu da ne gerektirir? Bu da belki bir doğru olmamızı gerektirir. Biz bunun yapısında değiliz. Doğru olanın da hakkımız olmayan olan böyle bir derdimiz yok. Biz sadece hakkımızı isteyelim de bu lobilere karşı duralım derdindeyiz. Biz buradan açık şekilde ben dün Diyanet Sendika Başkanı Nurullah Bey'i aradım bizzat durumla alakalı bilgi aldım. Kendisine ve kardeşlerimize buradan açık seçik beyanımızdır. Bu konuyla alakalı Büyük Birlik Partisi Erzurum İl Teşkilatları olarak yanlarındayız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun genel merkezimiz nezdinde de Sayın Genel Başkanımıza da
yaşayacağız. Çünkü bu çok rahatsız edici bir durum. Reggae böyle. Bazı şeyler tamam, hoş görmüyoruz onları da ama böyle dinle alakalı, değil mi? Ahlakla alakalı konularda böyle şeyler varsa maalesef çok çok rahatsız edici bir durum olur. Siz sayın basına da şunu rica ediyorum ben. Burada siz de bunu gütmeyin lütfen. Erzurum nihayeti yerel basınsınız. Yerel de sahiplenin. Bu sistemi de yeri gelmişken yapacağım. Bizim son 3 demecimiz hepsi Erzurum'a yönelik. Parti çalışmalarımızla alakalı, faaliyetlerimizle alakalı, partimizi reklam eder, mahiyetle böyle bir durumlar hiç olmadı. Son 3 şeyde biliyorsunuz. Hep Erzurum'la alakalı, Erzurum'umuzla alakalı demeçlerimiz oldu. Maalesef buna da bir karşılık bulamıyoruz. Artık karşılık vermeniz lazım. Erzurum basını da buna karşılık vermesi lazım. Doğru nereden gelirse gelsin, kırmızı çizdiğimiz harç sizlerle sayı çıkması lazım. Biz kuruluşumuzdan bu yana edindiğimiz şiarda bu kıymetli kardeşlerimizin yanımızdayız. Yanındayız ve haklarını sorup arıyoruz. Teşekkür ederim. Biz tabii Erzurum olarak dünkü verdiğimiz basına, kamuoyuna verdiğimiz yazı açıklamada mutlaka iktidar ve muhalefet, siyasi partilerin, temsilcilerin, STK temsilcilerin, bu şehri yönetenlerin, Sayın Valimizin, hatta Sayın Belediye Başkanlarımız, ama mutlaka kıymetli milletvekillerimizin bu işin içerisinde olması gerektiğini